Efendim, bu Türk demokrasisinin çok önemli bir hastalığı. Bunu halletmeden, bu meseleyi, parti içi demokrasi meselesini de halletmeden hiçbir meselemize doğru karar veremeyiz. Şimdiye kadar olduğu gibi. Niçin böyledir? Nasıl oldu bu hale geldi? 1950'de çok partili hayata geçtiğimiz zaman siyasi partiler hakkında bir kanun yoktu. Türk Medeni Kanunu ve Cemiyetler Kanunu vardı. Onunla götürülmeye çalışıldı 1965'e kadar. Mevcut bir parti vardı, Halk Partisi. Demokrat Parti'de eğer Cem Erol Bey'in yazdığı kitap doğruysa, Demokrat Parti'nin programını yazanlar koymuşlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin programını, şeyini, tüzüğünü oradan ona benzeterek yeni bir tüzük yazmışlar. Ama 1950 seçiminden sonra yeni gelen iktidar maalesef kuralsızlık nedeniyle, belki de kural da olsa aynı şeyi yapacaktı, kendi partisinin içinde giderek artan bir otorite kurdu. Başlangıçta böyle değildi. 1954 yılında meşhur olmuş, ondan evvel başka örnekler de vardır. 1954 yılında bir toplantıda, bir grup toplantısında, o zamanlar grup toplantısı vardı, şimdiki gibi bir gösteriş, şamata toplantısı değildi. Adnan Menderes, Demokrat Parti'nin genel başkanı ve başbakanı Adnan Menderes, siz isterseniz halifeliği bile getirirsiniz demişti. Yani siz aslında hakim olan gruplardır, milletvekilleridir demişti. Ama bu giderek arttı, giderek değişti ve 1959 senesinde, 59-60 senesinin ilk aylarında artık Demokrat Parti'nin başkanını ne isterse grup onu kabul etmeye başladı. Böyle olunca bunun şu demektir. Eğer bir partide liderler her şeye hakimse, partisinin kimin hangi adayları göstereceğine de hakimdir. Nitekim böyle olmuştur. Ve bu bugüne kadar gelmiştir. Bunun bir tek istisnası vardır. 1969 seçimleri ve 65 seçimleri. 1965 öncesinde Demokrat Partiler, Siyasi Partiler Kanunu çıktı ve orada ön seçim, yani partilerin üyelerinin milletvekili adaylarını seçme kuralı kullanılabilir, yürütülebilir bir şekilde, uygulanabilir bir şekilde yazılıydı. Bu geçti. Ama 1971'e geldiğimiz zaman, 69 seçiminden hemen sonra, İki partide, Adalet Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi, bu arada Ahmet Bey'in kulakları çınlasın, Halk Partisi'ndeki bu tip girişimler, gayri demokratik, antidemokratik girişimler ilk değildir. Ama bugünkü kadar da fecaat değildi tabii o zamanlar. 1971, 12 Mart olayından sonra Siyasi Partiler Kanunu'nda çok esaslı değişiklik yapıldı ve bugünkü kadar değilse bile ön seçime hakim olma durumu yaratıldı. O gün bugündür partiler lider otoritesine, lider oligarşisi yönetimine girmişlerdi. O kadar ki 1977'de bir iki ay parti liderleri gruplarda geldi, dinledi konuşulanları, gündemi vardı. Gündemi meclisin gündemiyle paraleldi. Partinin ne istediğini orada tespit edilirdi, konuşulurdu. En sonunda da genel başkan bir şey söyleyecekse o söylerdi. Ama 1978'e girildiği zaman liderler geldi, konuşmaya başladı. Ondan sonra da benim basın toplantım var, işte şuraya gideceğim, buraya gideceğim diye toplantıyı terk etti, grupta dağıldı. O tarihten sonra Türkiye'de
partileri liderler idare etmeye başladı. Partilerin, liderlerin tarafından idare edilen partiler aynı zamanda meclisi de idare ediyor demektir. Bakınız o tarihten sonra bugüne kadar sanmıyorum ki çıkan 3000 kanundan çok azı, yani bir iki tane ya vardır ya yoktur, hatırlayamıyorum şu anda, bir muhalefet partisi tarafından teklif edilmiş de kanunlaşmış olsun. Veya bir kişisel teklif olsun da kanunlaşmış olsun. Çok özel bir durum vardır belki. Yani hatırlamıyorum. Belki Ahmet Bey hatırlayacaktır. Bu sebeple Türkiye bu hale geldi. Yani şu anda niçin Erdoğan tek adam yönetimine geçiyor ve geçebiliyor, kimse de karşı çıkmıyor. 310 milletvekilinden beklenir ki 20 tanesi, 30 tanesi, 40 tanesi en azından buna, bu fikirde değildir. İçlerinde tanıdığımız insanlar var. Demokrasiye saygılı olan, hukuka saygılı olan insanlar var. Bunlar niçin ayağa kalkmıyorlar? Çünkü bir daha milletvekili olma şansları olmadığını biliyorlar karşı çıktıkları zaman. Tabii bu karşı çıkmamaları için sebep değildir. İnsan milletvekiliyi bir tarafa koyar, karşı çıkar, doğruları söyler. Doğruları söyleyen yok. Şu anda Türkiye fevkalade önemli bir kriz haline geliyor ve buna karşı ilk çıkacak, kendisini düzeltecek olan Cumhurbaşkanı bununla hiç ilgili değil, tam tersine gidiyor. Buna karşı dur diyecek grup da, insanlar da Adalet Partisi, AK Parti grubunda var. Onlardan hiçbir ses yok. Yani Türkiye'de demokrasi şu anda işlememektedir. Çünkü liderler kendi partilerine hakimdir. Düşününüz, bir lider anayasaya aykırı değil, aykırı ama biz buna oy vereceğiz diyebiliyor ve hala o partinin milletvekilleri acaba şöyle mi olur, işte halk oyuna gidecek, onun için böyle yaptı. Efendim 367'yi bulamazsa, kendi milletvekilleri vermezse bizden bilirlerdi gibi, yani kimse kusura bakmasın, mantıkla ilgisi olmayan bir takım laflarla geçiştirmek istiyor. Bunun sebebi, yani bugüne gelmemizin sebebi, başlıca sebebi budur. Bu hallolmadan Türk demokrasisi doğru bir yola giremez.